Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Son sayfayla karşınızdayız sevgili seyirciler. Ligde haftayı tamamladık. Tanju Çolak, Turgay Demir ve Ceyhun Eriş'le beraber geride kalan mücadeleleri değerlendireceğiz. Ağırlıklı olarak odaklanacağımız karşılaşma Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanan maç olacak. Bu maçı konuşacağız. Ligdeki genel görünümü elbette göz atacağız. Ve şampiyonluk yarışındaki takımların son durumlarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Lig bitti şu anda biliyorsun. Diyorsun. Nasıl bitti? Biyolojik lig bitti abi şu an. 5 yaş şampiyon. Bundan sonra hormonlu lig. İddialı bir girişle. Hayır, 34 hafta. Neye dayanarak söylüyorsun? 34 hafta değil mi abi? 34 hafta olarak. Lig 34 hafta değil mi normalde? Şimdi benim hocam bitti bak abi. Ya. Futbolcuların biyolojik saatlerine göre lig bitmiştir bugün. Bundan sonrası oynarken bile zorlanırlar. Ama futbolcuların biyolojik saatleri de Nisan'ın 13'ünde hatta 12'sinde bitmez. Biter biter. Maç sayısından 34 hafta biter. Maç sayısını anladım ama biter. Bir tarihi olarak da bir Mayıs'ı görmek lazım. Sen böyle niye girdin? Neden? Sebebi ne? Maksat muhabbet yani... çıksın şimdi akşam. Bugün aşı oldum. Sevinçliyim. Hayırlı olsun. Boğazlı kazakla oturuyor. Evet, biraz üşüme geldi. Aşı olanlara Sinovac oldum ben söyleyeyim. Böyle baş ağrısı yapıyor 1-2 saat. Arkasından bir üşüme geliyor benim gibi. Boğazlı kazak hazırlayayım bir yerde. Ama bu üşüme iyiye delalet değil ha Turgay. Üşüme... Ya ölürsek ölürüz. Yapacak bir şey yok ama. Yok yani. Acaba yani sende Covid falan mı var o anlamda? Ya her programda böyle enteresan bir girişi var ya. Ya geldiğinde hoş ama güzel ya. Ya ölümden neyinden korkacağım? Herkes ölmeyecek mi? Abi ölümden korkmaktan bahsediyoruz da şimdi. Her canlı bir gün unutabilir. Bir gün öleceksin yani. Aynen. Sanki şey... Aşı oldun, araba çarpmışsın yani olacak yani. Bütün aşılar olursun, çıkarsın. İstanbul'dasın, kafana saksı düşer üst kattan ölürsün yani. Ya bunlar tabii hep olasılık ama. Biraz kader. Var ama, bunlar var ama. Biraz kader. Var bunlar var, çok var örnekleri. Olmaz hele Türkiye'de çok fazla. İnanamayacağını ölçüyor. Benim komşuma Taksim meydanında kafasına 20. kattan pencere düştü ya. İnanmıyorum. Düştü abi, adamın kafasını buldu yani koskoca meydanda. Buyurun buldu işte, yani. Al bir örnek. Yani var mı? Dünyanın neresinde? 40 tane aşı olsaydı ne olurdu yani? Doğru. Dolayısıyla biraz olduğu kadar olmadı. Bak takdirle yazılan tedbirle bozulmaz. O yüzden tedbir neyse biz alacağız ama takdirde neyse o ortaya çıkacak yani. Biz yine daha sevimli şeylerden bahsedelim. Mesela futbol gibi. Evet. Futbol üzerine aşınız olun diyelim. Için aşınız olun diyelim ama tedbiri alın demeye getiriyorum. Evet. Futboldan biz bahsedelim. Evet, aşı olmak tabii ki önemli ama tedbirlere de devam etmek son derece önemli. Bunu da söyleyelim. Ama şunu da söylemek istiyorum Kerem. Tabii çok ki önemli olduğu için. Covid'le alakalı olduğu için. Ben mesela bugün bir okudum haber. 65 yaş üstü %26.3'ü aşı vurdurmamış. Kendi istekleriyle. Evet. Bu da çok garip bir rakam değil mi? Yani bunu konuşmamız lazım. Yani gerçi spor programı ama... Arkadaş evet, yani buradan seslenelim. Neyin peşindesiniz? Onlar niye, maçta neden izlemiyordur zaten. He? Onlar maçta izlemiyordur. O yüzden bizi izlemezler yani. Konuşmamızın bir bu saatte. Yok. Şu anda hepsi savuru bekliyor. Herkes bizi izliyor. Sen rahat ol. Hayır. O grup izlemez. Çünkü şu tercihtir. Bir şey diyemez. İnsanlar kendi hayatı ama ben tavsiye ederim ki olsunlar. Anneme babama ben ilk önce onları yaptırdım. Yani dolayısıyla aşı diye bir imkan varken niye yaptırmayacaksın yani? Tabii. Değil mi Kerem? Tamam, saksı düşebilir ayrı da evet, sen aşıyı yaptır yani. Evet, yani saksıdan evet, korumaz ama. Fenerbahçe'mizin şanlı galibiyetine dönebiliriz yani. Fenerbahçe Gaziantep karşısında kazanmayı başardı. 3-1'lik sonuçla Sarı Lacivertliler gerçekten değerli bir galibiyet aldı. Ve Fenerbahçe'nin 11'ine baktığımızda da daha farklı profildeki oyuncuların bugün sahada olduğunu gördük Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Bu oyuncular neler verdi? Emre Belözoğlu'nun değişiklikleri oyuna nasıl etki etti? Bunları da konuşacağız. Tanju Çolak'la açılışı yapalım isterim. Fenerbahçe'nin daha ayağa oynamaya yatkın, daha teknik kapasitesi yüksek, oyun bilgisi yüksek oyuncularla başladığını görünce ne düşündünüz? Ortaya konan futbol geçtiğimiz haftaları oranla daha bir üst level'daydı. Yani kazanmak isteyen, daha çok kazanmak isteyen, daha çok topun Fenerbahçe'de olduğu veya işte bugün Emre de söyledi zannediyorum. Top bizde olsun. Biz topu rakibe vermeyelim. Şimdi Erol tam tersi yapıyordu diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe bugün istediğini aldı. Ben dünkü programda da Fenerbahçe'nin zor ama yenebileceğini düşünmüştüm. Öyle bir araştırma yapmıştık. Böyle bir şeyimiz var bizim, her hafta 4 takım ne oluyor ne bitiyor, hı hı, skorları veriyorduk. Maça geldiğimiz zaman Fenerbahçe iyi oynadı. Özellikle ilk yarı top onlarda,
mücadele eden bir Fenerbahçe, isteyen bir Fenerbahçe, pozisyon bulan bir Fenerbahçe vardı. Hak ettiler, kazandılar, iyi oynadılar. Yani birinci bölgede çok bir topun olmaması, ikinci bölgeyi daha çabuk geçmesi Fenerbahçe'nin bu akşam galibiyetine neden oldu diye düşünüyorum açık söyleyeyim. Ceyhun Eriş. Kalabalık bir orta saha oyuncu grubuyla oynamak tabii topa sahip olmayı gerektiriyor. Maç öncesindeki açıklamasında da Emre Belezoğlu onu söyledi. Topa sahip olmaya çalışan bir takım olacağız. Zaten kadroyu görünce herkes aşağı yukarı bunu düşündü. Pelkas, İrfan Can, Ozan, Mert Hakan, Sosa. 5 tane orta saha özellikle. Yani geçen hatta maçtan 3 tane oyuncu farklı. Farklı. Bir de bu 5 oyuncuyu da aşağı yukarı aynı mevkilerde oynatabileceğiniz tarzda oyuncular. Yani 5'ini de forvet arkası oynatabilirsiniz. Doğru. 5 tane orta saha özellikli topa evet sahip olan bir oyuncu grubu olduğu zaman yani bunun artıları eksileri de vardır. Fenerbahçe ilk yarı bunun artılarını yaşadı. Çok fazla topa sahip oldu ve ön alanda. Hani rakip alanda topa sahip oldu. Pas dağılımları çok iyiydi. Oyuncuların bu 5 oyuncunun özellikle topla buluşma dağılımları çok iyiydi. Ha, üretkenlik anlamında o derece üretken miydi ilk yarı Fenerbahçe? O baskılı oyuna, o pas oyununa rağmen çok üretken değildi. İki tane net pozisyonu var. Evet. Biri kornerden yine duran toptan klasik Caner Gökhan organizasyonu. Arkaya aşırılan bir top. Boş kaleye Serdar atamadı. Bir de Valencia'nın kaçırdığı pozisyon var. Mert Hakan'ın vurduğu, Dilobocci'nin çizgiden çıkarttığı, evet, Valencia'nın boş kaleye atamadığı ki o pozisyonun gelişimi de çok önemli. Hani doğru bir organizasyonla o pozisyona giriyor Fenerbahçe, pas organizasyonla. Ama onun haricinde işte uzaktan atılan şutlar var. İkinci yarı başka türlü bir Fenerbahçe. Mert Hakan'ın da çok şık bir vuruşu var. İkinci yarı, evet, sol ayakla vurdun diyorsun. Ama hem sol ayak hem attığı goldeki. Attığı golde ikinci yarıya geldiğin zaman evet yine önde baskılı oynamaya çalışan, topa sahip olmaya çalışan bir Fenerbahçe. Ama klasik 1-0'dan sonra yine kendini böyle geriye çeken, geri çeken bir durum söz konusu. Skoru koruma. Hemen akabinde de zaten gol oldu. Antep'in ki ilk yarı neredeyse pozisyon vermedi, evet, Gaziantep'e Fenerbahçe. Kontraların haricinde, bir iki tane kontranın haricinde pozisyon vermedi. İkinci yarı topu bırakıp geri çekildiğiniz zaman rakipte hani özel oyuncuları var. Geldi, frikiyi kazandı. İlginç bir gol oldu attığı frikikten. Yani özellikle ikinci yarı bölüm bölüm farklı bir Fenerbahçe izledik. Yani ikinci yarı oynadığı oyunu, ilk yarı oynadığı oyunu ikinci yarıya yayabilse çok daha rahat bir maç çıkartabilirdi Fenerbahçe. O oyuncu grubuyla, bu oyunla. Ama burada artı taraf, bir kere çok haftalar sonra oyuncuları çok arzulu, istekli, kazanmak için bir farklılık var, evet, değil bir mi? Bir farklılık var, bir coşku var. Fenerbahçe'deki muhteşem, çok arzu ve istek var. Evet, o bir coşku vardı, o çok önemli. Hatta bunu maçtan sonra Emre Belezoğlu da söyledi. Oyuncuların zaman zaman, özellikle ilk yarı oyunundan çok memnun olduğunu ve oyunun belli bölümlerinde isteklerinden, arzularından, coşkularından memnun olduğunu söyledi. Öz eleştiri de yaptı, ayrı mesele. Ama artı tarafı Fenerbahçe'nin önümüzdeki kalan haftalar için büyük ihtimalle aşağı yukarı yine bu oyun tarzını benimseyecek. Hı hı. Emre. Çok olur yüksek. 7'de 7 olur mu? Abi 7'de 7 çok zor bunu söylemek. Yani şu an konuşuluyordur, 7'de 7 yapar mı Fenerbahçe diyeyim. Çok zor yani, bir şey diyemeyiz. Geçen dün geceki programda da Turgay abiyle aşağı yukarı aynı şeyleri söyledik. Bu maç için Fenerbahçe puan kaybetse şaşırır mıyız diye. Hayır. Şaşırmayız dedik. Şimdi de evet, bugün farklı bir Fenerbahçe izledik. Temennimiz Fenerbahçe adına, camia adına bunu o 7 haftaya doğru yansıtabilmesi. Ama sıkıntı şurada. Aynı oyuncu grubu haftaya yine bir maç oynayacak. Aynı oyuncu kadrosuyla mı çıkacak? Oyuncular yine aynı coşku, aynı istekle mi olacak? Onlar biliyorsun çok farklıdır. Oyunu, bir önceki oyunu tekrarlamak, o coşkuyu tekrar sahaya yansıtmak. Futbolcu zaman zaman maç seçer. Evet. Bu da var yani, bunu kabul etmemiz lazım. Önümüzdeki haftada son şampiyonla oynayacak ama Fenerbahçe. Ama şu konuda tebrik, evet, tebrik etmek yine lazım. Yine iki takımın da ciddi amaçları var. Evet. Benzer oyuncu grubuyla oynayıp çok iyi bir oyun ortaya koyması, oyunun belli
bölümlerinde Fenerbahçe adına bu 7 hafta için, kalan 7 hafta için birazcık da olsa bir küçük bir şey veriyor. Bir umut, yani umut veriyor. Umut veriyor, evet. Taraftarına, camiaya bir umut veriyor açıkçası.